hastamız ne yazık ki nispeten genel popülasyonda yüksek. Üreme çağındaki kadınlarda %10 çikolata kisti görülüyor. Biz daha çok çikolata kistini endometrioz istiyoruz. Bunu da çok duyacaksınız. Eğer endometriozisiniz varsa zaten bu videoyu izliyor olacaksınız. Endometriozis özellikle endometrium dokusunun yani rahim iç sarının dışarılarda vücutta başka bir yerde birikme yapması demektir. Genelde üreme çağındaki kadınlarda oluyor çünkü östrojen zemininden gelişen bir hastalık. Östrojeni çok olan daha genç, daha üretken çağdaki kadınlarda daha fazla görüyoruz endometriozisi. Ne zaman ki menopoza girdiniz, östrojeniniz azaldı, bitti. O zaman endometriozis daha yavaş yavaş sönmeye, endometrioz odakları gerilemeye başlıyor. Bu bizim için aslında tedavide bir silah olarak kullandığımız bir nokta oldu. Tabii endometrioz neden oluyor diye soracak olursanız gerçekten cevabını bilmiyoruz. Genetik faktörler var, immünolojik faktörler var, pek çok faktör var. Genelde 100 yılın üzerindedir bilindiğini biliyoruz bu hastalığın. Özellikle kadınlar aşağı doğru dışarı doğru adet göreceği dönemde o endometrium dokusunun içeriye geriye doğru kaçtığı yani o endometrium rahim iç sarının batına yani karın iç sarına doğru geriye doğru kaçtığından dolayı bu odakların temizlenememesini hipotez olarak öne sürüyorlar aslında sebepler. Tabi pek çok yine hipotez var endometriozle ilgili ama özellikle biz bu noktada endometriozle baktığımızda yani çikolata kisti hangi kadınlarda sık oluyor diye baktığımızda bir kere çikolata kisti daha çok daha zayıf kadınlarda, şişmanlarda daha az görülür çikolata kisti ilginç bir şekilde. Aynı zamanda çocuk yapamamış veya yapmamış kadınlarda daha fazla görülür çikolata kistini. Hatta bu kadınların bir kısmı genel popülasyonda batılı kaynaklarda kızıl saçlı olduğu söyleniyor. Bunların daha nispeten uzun boylu ince kızlar olduğunu söyleniyor. Özellikle tabi çevresel faktörler de var, dioksin gibi bir takım maddeler de var. Endometrioz ve çikolata kistine sebebiyet veren. Aslında bunların da şu anda bu videoyu izliyorsanız endometriozisiniz varsa bunun da çok bir önemi yok. Yani neden olduğunu, kimle olduğunu bir önemi yok. Sizde olmuş durumda. Endometriozis dediğimiz şey genellikle yumurtalıkta birikiyor. Yani o endometrium dokusu yumurtalıkta birikir ve hemen yumurtalığın arkasındaki, komşusundaki rahim ligamentlerinde ve arka tarafta tam karının en alt kısmındaki boşlukta ve karın iç sarında birikiyor. Ve aynı zamanda bağırsakta, idrar kesesinde, akciğerlerde bile çikolata kisti yani endometriozise rastladık. Aslında çikolata kisti dediğimiz şey yumurtalıktaki endometrium dokusu demektir. Yani yumurtalığınızda eğer endometriozis varsa o zaman biz daha çok terminolojik olarak çikolata kisti kullanıyoruz. Genelde hastalar polikliniğe şöyle geliyor. Genç bir hasta ya çocuk yapamıyor bir kısırlık problemi var ya ciddi ağrı problemi var. Genellikle hastalar böyle geliyor. Ve ne yazık ki bu endometriozis kronik inflamatuar bir hastalık olduğu için bu iltihabi süreç çok geç tanı almasına sebep oluyor insanların. Genç kızların çoğu ortada ağrım var diye geziniyorlar ama aslında bu ağrısı olan kızların veya şiddetli adet sancısı olan veya adetten önce şiddetli sancıları olan kızların aslında çoğunda çikolata kisti olabileceğini biliyoruz. O yüzden çikolata kistine çok dikkat edin diyoruz. Neredeyse ortalama yapılan çalışmalar gösteriyor 7-8 yıl geç tanı alıyor çikolata kisti olan olgular. O yüzden geç tanı aldığı için inflamatuar süreçte çok oturmuş oluyor, tedaviye de o kadar kötü cevap veriyor. Ne yapıyor yumurtalıktaki bir çikolata kisti neye sebep veriyor? Dediğim gibi bir inflamasyon yaratıyor orada. O inflamasyon ne yapıyor? Karın içinde yapışıklıklara yol açıyor. Yani hem tüpü, o tüpteki saçakları, kadının kanallarını da etkilemiş oluyor böylelikle. Bunu yaptığı için endometriozis o tüpteki çalışma fonksiyonları bozduğu için doğal olarak kısırlığa sebep oluyor. Çünkü bu sefer tüp çalışmayınca yumurtayla sperm birleşemiyor. Birleşemeyince de hastalar genelde karşımıza çocuğumuz olmuyor diye geliyor. Eğer hasta evliyse. Bekar kızlar daha çok çocuğum olmuyor diye gelmediği için bekar kızlar daha çok şiddetli dayanılmaz ağrılarla işte her ay kendilerine acil servislerde sancıyla işte kendilerine iğne yaptırırken buluyorlar. Bu hastalarda da biz devamlı böyle ağrı kesiciyle düzelmeyen hatta doğum kontrol haplarıyla bile düzelmeyen ağrısı olan kızlarda biz her zaman aklımıza endometriozisi getiriyoruz. Bu tip atlanmış vakalar, ihmal edilmiş vakalar çok fazla gördük. Tabii ağrıyı da aynı şekilde hem inflamasyon
hem de yapmış olduğu yapışıklıklardan dolayı ağrı yaptığını biliyoruz, özellikle endometriozisi. Gerçekten baş belası bir hastalık, kronik bir hastalık aslına bakarsanız bu endometriozis dediğimiz hastalık. Tabii tanıda genelde muayene kullanıyoruz. Eğer hasta bekar değilse, vajinal muayene yapabiliyorsak, vajinal muayenede daha biz muayene ettiğimizde rahim ve yumurtalığa dokunduğumuz an hasta havaya zıplıyor muayene masasında. O kadar ağırlığı oluyor. Elimize bizim o endometriozis modülleri dediğimiz yapılar gelebiliyor. Aynı zamanda ultrasonografide yumurtalığa baktığımızda endometrioma tanısını koyabiliyoruz rahatlıkla. Çok nadir olgularda %10-15 civarında her iki taraflı yumurtalıkta da endometriozis görebiliyoruz. Aynı zamanda kan değerlerinde endometriozisin ne kadar yaygın olabileceğini de anlamaya çalışıyoruz. Özellikle SA-125 denen bir markerla çikolata kistinin ne kadar yayıldığını veya tedaviye yanıt veremeyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Aslında bakarsanız kesin tanısını bunlarla koyamıyoruz. Çünkü ultrasonla yapışıklığı göremezsiniz veya küçük bir, ufacık orada bir odak varsa onu göremezsiniz. O yüzden çikolata kistinin kesin tanısı laparoskopidir. Yani karına kamerayla bakma. Yani ameliyattır. Ameliyatla biz hastanın karnına bakıp karnında çikolata kisti varsa görüyoruz bunu. Aynı zamanda da aynı seansta da tedavisini yapıp o işte endometriyum odaklarını, o dokuları çıkartmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da başarılı oluyoruz. Fakat bazı hastada, bekar hastalarda özellikle muayenede biraz güçlük çektiğimiz için, yani vajinal muayene yapamadığımız için çoğunlukla bazen rektal muayene yapmak zorunda kalıyoruz. Yani makattan arkadan muayene yapmak zorunda kalıyoruz. Veya zaman zaman MR'dan faydalanıyoruz hastalarda. Ama o hastalarda da günün sonunda eğer tanıdan şüpheniz varsa hastaya laparoskopi, yani ameliyat önermek zorunda kalıyoruz. Tabii laparoskopi nasıl yapılıyor diye merak ediyorsanız kanalımda pek çok ameliyat videosu var laparoskopi ile ilgili. Aynı zamanda da her türlü makaleyi de bulabilirsiniz laparoskopinin nasıl yapıldığına dair. Tabii diğer taraftan tanı, tedavi, ama her hastada ameliyat istemiyoruz. Yani ameliyat bizim son çaremiz aslında. Özellikle bekar hastalarda, küçük lezyon olan hastalarda, sıkıntısı olmayan hastalarda daha çok biz ameliyat yerine takip ve tedavi, medikal tedavi, yani ilaç tedavisi öneriyoruz hastalarda. İlaç tedavileri genellikle ağrı kesiciyi içeriyor ama ağrı kesicinin dışında esas ilaç tedavisi oradaki endometriyoz odaklarını baskılayıcı gestagenler, yani progesteron hormonu kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Bu tedaviler, yani ilaç tedavileri haplar şeklinde doğum kontrol hapları olabilir, çok etkin tedavidir endometriyozisde, veya sadece doğum kontrol hapı olmayan progesteron ilaçları olabilir, günlük her gün kullanacağınız hap şeklinde olabilir veya iğne şeklinde olabilir, GnRH hormonu dediğimiz iğneler de kullanılabilir veya yine progesteron iğneleri de hastalarda kullanılabiliyor. Hatta zaman zaman hormonlu spiral bile endometriyozis için taktığımız oluyor. Bu hastadan hastaya değişebiliyor. İlaç tedavisi genellikle başarılı oluyor. En azından ilacı kullandığı sürede endometriyozis odakları sessiz sakin bir şekilde duruyor. Ancak ne yazık ki infertil vakalarda, yani kısırlık problemi yaşayan, çocuğu olmayan hastalarda çikolata kisti gerçekten bizi üzüyor. Elimiz kolumuz bağlı. Çünkü onlar da ameliyat yapmaktan çekiniyoruz. Çünkü ameliyat gerçekten ne yapıyor? Yumurtalık dokusuna zarar verebiliyoruz ameliyat sırasında. Ameliyat yapmak zorunda kalmışsa. O yüzden bugün genellikle ağır basan, yani her ne kadar netleşmese de, konsensus tam olarak oluşmasa da, eğer endometriyomalarınız 5 santimin altındaysa kabaca endometriyozis olgularında genellikle ameliyat değil, genellikle tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Çocuk için, bakın çocuk için söylüyorum. Onlar da tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Ama tabii eğer endometriyoma büyükse, hastada patlama riski olduğunu düşünüyorsa doktor veya hastada bir risk alabileceğini düşünüyorsa veya Allah korusun kanseröz bir lezyon olabileceğini düşünüyorsa hekiminiz bu noktada size cerrahi, yani ameliyat önerebilir. Bu noktada hekiminizle beraber karar vermeniz gerekiyor. Biz burada genellikle kararı hastaya, bu riskleri anlatıp hastanın kararına saygı duyup ne isterse onu yapıyoruz. Çünkü bu konuda net bir konsensus olmadığı için hasta ve eşi çocuk planlaması açısından beraber bir karar veriyorlar. Ama ağırlıklı olarak gerçekten çocuğu olmayan hastalarda bugün tüp bebek tedavisine, hele ki yaşı 30-35'e yakın olan hastalarda tüp bebek tedavisine biraz daha
yakın duruyoruz. Özellikle yine bekar hastalarda da ameliyattan kaçmaya çalışıyoruz ama bazen kaçmak da iyi olmuyor. Eğer ameliyat gerekiyorsa da ameliyatı yapmak gerekiyor. Çünkü endometrioma zemininden kanser gelişen vakalar, endometriozisin patlayıp da acil ameliyat olup da inkomplet cerrahiyle biten vakalarla da bu zamana kadar karşılaştık ne yazık ki. O yüzden her şeyi planlayıp hekiminizle beraber götürmeniz gerekiyor tedavi sürecini. Her ne olursa olsun bu noktada şunu unutmamak gerekiyor. Belki biraz umutsuz bir şey söylüyoruz ama literatür bunu gösteriyor, bilim bunu söylüyor. Ameliyat olsanız bile endometriozis ne yazık ki ilerleyici kronik bir hastalık. Yani 5 sene içinde %10-30 ihtimalle tekrar ameliyat, ikinci bir ameliyat olma ihtimaliniz gündeme geliyor. Çünkü endometriozis tekrarlayabiliyor, tam tedavi olmayabiliyor. Bu yüzden bu noktada biz hastalara bazı hastalara özellikle bir an önce hani çocuk yapmasını, gerekirse bir an önce tüplemeye başlaması gerektiğini öneriyoruz. Ama bu noktada yanlış mesaj gitmesin, hastaya göre tedavi yapıyoruz. O yüzden endometriozis'te A doktoru bunu dedi, B doktoru bunu dedi. Her doktorun yaklaşımı farklı çünkü net bir konsensüs yok tedavide. Önemli olan sizin doktorunuza güvenmeniz, onunla beraber bu süreci götürmeniz. Bizler de size zaten bilimsel veriler ışığında ve kendi sizin gibi olan hastalıkları olan hastalardan edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz ve beraber bir karar veriyoruz. Ve sonuçta genellikle de endometriozisi alt ediyoruz. Genelde hastalarımız sağlıklı çocuklarını kucağına alıyor ya da en azından bekar kızlarımızla ağrıdan kurtulup en azından günlük faaliyetlerine, yaşamlarına, çalışma hayatlarına, okul hayatlarına rahatlıkla dönebiliyorlar. O yüzden eğer bir kronik ağrı veya ciddi bir ağrıdan şüpheleniyorsanız, ağrı kesiciyle geçmeyen veya doğum kontrol apına yanıt vermeyen bir ağrıdan şüpheleniyorsanız lütfen bir jinekoloğa başvurun. Dediğim gibi bu endometriozis gizli saklı kalan biraz sinsi ilerleyen bir hastalık. Bilimsel veriler diyor ki tanı 7-8 sene geç konuluyor hastalarda diyor. Belki erken tanı alırsanız erken tedaviyle, erken müdahaleyle çok büyük sorunları atlatmış, önlemiş oluyoruz. O yüzden çikolata kisti böyle bir hastalık işte. Eğer aslında kabaca toparlamaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda yazın. Benim unuttuğum şey olabilir. Aklınıza takılan veya size özel bir durum olabilir. Lütfen yorumlarda yazın. Eğer videoyu beğenirseniz beğendim tuşuna basın lütfen rica edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.